altları bunu çok güzel olmuş. Evet, altlardakiler doğru. Şimdi yukarı taraf biraz daha, anne, toprağın yukarı tarafı biraz daha güçlü. Evet. Güçlü olduğundan dolayı bezelye zaten kendisi gübre. Sen de yere dokun. Bezelye kendi gübre. Kirezde de yok. Tabii tabii, bu zaten kendisi gübre. Gübre de çok sevmiyor. Güçlü toprağı istemez. Bu azot bağlayıcı. Şuraya bak, bezelye şey yapayım, toprağı zengin. Tabii ki. Bilerek zaten otun içine bıraktık biz bunu. Süper. Bir kere ektik, çapalamadık. Öyle mi? Hani çapalamadan, çabalamadan meselesi. Çünkü otlar bunu ayakta tutuyor. Bir de bunun büyüme aşamasında otlar yoktu. Bu büyüdükten sonra otlar büyüdü. Dolayısıyla otlar otlara tutunmaya başladılar bunlar. Hani yoksa çalır, dal dikmek. Su istemiyor. Aa, seneye lütfen bana hatırlat, unutmam herhalde ama. Su istemiyor çünkü zaten bu şey soğuk iklim seviyor. Aa, çok Kasım'da falan ektik biz bunu. Yani. Aynen, Kasım'da ektik biz bunu ama asla düz toprağa ekmeyin. Mümkün oldukça yamaç yeri kullanın ki bizim su istemiyor. Bizim orada gayet bol yamaç. Suyun içine kaldığı zaman çürümeye başlıyor. Ya benim dediğim gibi bol. Dedim ya, yamaç bölgede sen dedin susuz hani olur mu dedin, oluyor. Aynen. Yamaça ekeceksiniz bu. Aburucum derde derman, başka gönüllerde kalmam. Alimden başka yatanmam. Uyanmasın ben yanarım. Evet sevgili izleyiciler, Dağköy'deyiz ve yaklaşık 4-5 yıldır burada yerleşik bir hayata geçmiş ve organik tarım yapan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Burası bir bezelye tarlası ve arkadaşımız bize burada ne yaptıklarını, nasıl yetiştirdiklerini, neden burada olduklarını da anlatacak biraz. Evet, merhaba. Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Necla. 2016 yılı Nisan ayında Dağköy'üne yerleştik. Aslında ben buralıyım ama İstanbul'da çalışıyordum hemşire olarak. Daha sonra işte çocuğumuz oldu ve İstanbul'da ona bir olanak bulamadık. Sağlıklı beslenme olanağı bulamadık ve kırsala yerleşmeye karar verdik. İşte hadi gel köyümüze geri dönelim dedik ve köyümüze geri döndük. İşte 2016 yılından bu yana burada ekolojik tarım yapmaya çalışıyoruz. Permakültür üzerine daha çok çalışıyoruz. Onun eğitimlerini alıyoruz, denemelerini yapıyoruz burada. Ve yüzün üzerinde ağaç fidanımızı diktik, meyve fidanımızı diktik. Burayı bir gıda ormanı haline getirmeye çalışıyoruz. Ve gördüğünüz tarlada işte bir bezelye tarlası. Araka yetiştiriyoruz burada. Nasıl? Burada hiç ilaç yok. Hiçbir kimyasal girdi yok. Zaten bu sınırlara hiç kimyasal girdisi asla kullanmıyoruz. Ne var burada? Bezelye zaten kendisi bir gübre, yeşil gübre, azot bağlayıcı. Bezelyeyi ekiyoruz, kendi tohumumuz ve sonrasında hiç çapalamıyoruz, çabalamıyoruz. O kendisi zamanı geldiğinde bize ürününü veriyor. Ve sonrasında biz bunu hasat ediyoruz ve yatırıyoruz yere. Ondan sonrasında içine artık yaz ekimini yapıyoruz. Ve bir daha gübre kullanmamıza da gerek kalmamış oluyor. Evet. Peki satabiliyor musunuz bunları? Tabii ki. Tabii ki şöyle, 2016 yılından bu yana bize güvenen güzel bir çevremiz oluştu. Zaten onların talepleri bizi bu yöne itti. Ve onlar da zaten yıl boyunca da bizi takip ediyorlar. Bezelye ne zaman olacağını da biliyorlar. Merakla onlar da bekliyor. Ve ön sipariş bile alıyoruz. Elimizde hiçbir ürünümüz kalmıyor. Hatta yetişemiyoruz bile. Evet, yani artık tarım alanlarının betonlaştığı bir dönemdeyiz. Pandemiden sonra da bu alanların ne kadar değerli ve önemli olduğunu anladık. Özellikle organik tarım dediğimiz, doğayla barışık, insan sağlığına zarar vermeyen, kimyasallardan uzak bir şekilde üretilen ürünler gerçekten değerli. Böyle küçük küçük başlayarak ve giderek de gelişen bir tarım şekli aslında bu ülkede en gerekli şeylerden bir tanesi. İki tane de seranız var. Evet, iki tane sera kurduk. Önce domatesle başladı maceramız aslında. Biz domates yetiştirmeye başladık dışarıda, yerli tohumlar.
16 tane tohumu artık buraya özgü hale getirdik ve kendi aralarında döllenip yeni bir tür ortaya çıktı. Ama bir yaz boyunca biz domates elde edemedik. Yağmur yağıyor, güneş, yağmur, güneş, yağmur, güneş. Bir kilo bile domates alamaz mısın? Çünkü iklim değişiyor. Evet. İklime karşı da yani doğaya karşı gelemiyorsun zaten ama gene de kendi tedbirlerini alıyorsun. Dedik ki bir sera ihtiyaç. Sera kurduk ve yarısına domates, yarısına da diğer sebzeleri ekmeye başladık. Ama domates herkesle kardeşlik yapamıyor. Sonrasında bir sera daha ihtiyacımız oldu. Dedik ki bir serayı tamamen domates ayırırsak diğer serayı da kardeş bitkileri ayırabiliriz. Böylelikle iki tane seramız olmuş oldu. Dışarıya gene domates ekiyoruz. Biz domatesi çok seviyoruz. Çünkü salçayı çok güzel yapıyoruz. Organik domatesten salça bir başka güzel oluyor. Bir de geleneksel usullerle yapıyoruz onu. Güneşte mi kuruyorsunuz? Güneş buranın güneşi olmuyor. Çok yeterli olmuyor ama toprağa gömüyoruz biz. Öyle mi? Salçayı evet önce çürütüyoruz, çürüttükten sonra süzekliyoruz, sonrasında toprağa gömüyoruz, sonrasında kavuruyoruz, sonrasında da taş fırınımızda fırınlıyoruz. Birçok aşamadan geçiyor bunu ama ilk defa duydum ben. İnanılmaz lezzetli oluyor. Doğuda damlara sererler, damlarda kurusunlar. Şimdi doğu evet burada mesela kavun da çok yetiştiremiyoruz çünkü çok nemli bir sabahları çiğ oluyor, çok evet. Nemli. O yüzden kurutmayı çok başaramıyoruz burada. Ama toprağa gömdüğümüzde o toprak onun nemini çekiyor zaten salçanın. Daha sonra da fırınlayıp kavanozlara koyuyoruz. Ve çok dayanıklı, çok lezzetli bir salça elde ediyoruz. Zaten domatesten de, yani domates güzel olduğunda salça da zaten güzel oluyor. Evet, yani doğal beslenme, doğal üretim ve aslında doğayla da mücadele ediyorsunuz. Etmiyoruz. Bir anlamda. Etmiyoruz. Doğaya karşı gelmiyoruz biz. Doğayla kardeş olduğumuzda yani kurda kuşa aşa diyoruz. Yani ekmeğimizin bir kısmını kuş kurda. Formlarını değiştirmeye değil de. Aynen. Onlarla kardeş olduğunda zaten çok bir şey yapmana gerek kalmıyor. Gerçekten öyle. Burada ilk geldiğimiz sene çorak bir araziydi burası ve biz burayı bir vahaya çevirdik. Nasıl oldu? Ağaçlar diktik. Ağaçlara yeni yeni kuşlar geldi. İlaç kullanmadığımız için o kuşlar, o arılar burada ölmediler ve çoğalmaya başladılar. Bir sürü yılanımız var burada. Bir sürü kertenkelemiz, kara kurbağamız, işte peygamber devesinin birkaç çeşidi. Ve burada bir ekosistem, küçük bir alanda da olsa ekosistem kendi kendine oluşmaya başladı. Çünkü burada onlara zarar verecek hiçbir şey yok. Bitlere karşı işte uğur böceklerimiz var. Onlar onun mücadelesini onlar veriyor. Toprağa dönüştürdüğümüzde kendi popülasyonlarını kendileri kontrol aynen, altına alabiliyorlar. Aynen. Yani işte fareye karşı yılan, evet kertenkele o gene zararlı böcekleri, işte kara kurbağası, sümüklü böcekleri avlıyor. Onlar kendi kendine zaten o dengeyi kuruyorlar. Biz sadece ufak dokunuşlar yapıyoruz. O kadar. Ama bu onlara zarar veren bir dokunuş değil. Sadece yönlendirme. Ve mesela buraya geldikten sonra kızımız İda 7 yaşında. İşte 4 yıldır biz İda'yı asla doktora götürmüyoruz. Çünkü ilaç gereği, antibiyotik gereği olmuyor. Çok güzel. Hayat yeşilde, yeşil evet. Yosunda, yosunlar boy veriyor kuytuluklarda. Beyaz gelinlik giydireceğiz, kendi ellerimizle cennet vatana derler ya. Evet. İşte böyle çok güzel bir şekilde çorak bir yeri alıp yemyeşil bir alan haline getirmek ve bir pek çok canlının da yaşayabileceği evet, bir hale güvenli. Getirmek. Onlar için güvenli. Kendilerini burada çok güvende hissediyorlar. Evet, eşinizle birlikte burada çalışıyorsunuz. Evet, eşim ve kızım. İşte, ama en çok sen çalışıyorsun galiba. Şimdi şöyle, eşim daha çok teknik, asker kökenli olduğu için o daha çok teknik olarak beni yönlendiriyor. Ama kadın eli çok önemli. Hep bütün öyle, tohumları köyde... ben ekiyorum. Çünkü şöyle, erkek ektiğinde, çünkü kadın üretkendir. Kadının evet. Ektiği tohum daha çok yeşeriyor. O yüzden Semih'e o işleri pek bırakmak istemiyorum. Çünkü yoksa bir yıl boyunca sebzesiz kalabiliriz. O riski göze almıyoruz. O riski göze alamıyoruz. Peki, çok teşekkür ve gene ediyorum. De sağ olsun işte çevre köylerden yardımcı geliyor arada ablalarımız. Onlara da iş olanağı çıkmış oluyor böylelikle. Evet. Özellikle de kadınları tercih ediyoruz zaten. Evet. Kadın dayanışması diyelim. Biraz adına, öyle. Değil mi? Evet. Ve izleyen arkadaşlarımız da aslında çok zor değil arkadaşlar. Böyle alanlar yaratmak. Çünkü ben hemşireyim zaten. Aynı zamanda hastaneye gidiyorum. Yarın nöbetim var. Ve geldikten sonra da gene buradaki hayatımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç zor değil. Şehrin gürültüsünden, kesinlikle. Şehrin o asap bozucu yaşam koşullarından ne derler ona? Kaosundan. Kaosundan çıkıp gelip burada ruhunuzu dinlendirecek, kendinizi dinlendirecek, ömrünüzü uzatacak. Aynı zamanda da
çevrenizdekilerin de karnını doyuracak bir şeyler yapmak için herkes aslında yapabilir, başarabilir kesinlikle, bana göre. Kesinlikle, kesinlikle. Eli toprağa, ya eliniz toprağa değmeli. Siz toprağa değdiğinde eliniz orası yeşerecektir zaten ve karnınız da doyacaktır. Evet. Bir bakmışsınız kendi karnınızla beraber çevrenizdeki insanları da doyurmaya başlayacaksınız. Şehirlerde, kafelerde, oralarda, buralarda zaman öldüreceğine insanlar evet, böyle yerlerde uğraşıyor. Tabii ki dayanışmaya da gelebilirler. Dayanışmak da çok önemli. Giderken de kendi sebzesini de götürür, öğrenmiş de olur. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Çok sağ olun. Sizleri tanıdığımıza da çok sevindim. Ben de. Böyle bir yeri görmek burada evet. Hakikaten cennet gibi. Her taraf yemyeşil, bahar geldi. Evet. Doğa uyanıyor, insanlar uyanıyor değil mi? Güzel bir şey. Kuş sesleri var. Etraf sabah özellikle. Zamanda. Sabah kuş sesi, akşam çakal sesi. hayvan sesini duyabiliyorsun en azından. Tavuklarınız var mı? Tavuklarımızı emanet ettik. Çünkü bahçeyle beraber yapamadık. Kısa bir mola verdik tavuğa. Öyle mi? Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, Necla Hanım'ın seralarındayız şimdi. Eşi Semih'le birlikte burada kendine kurdukları işte o güzel yaşamın bir parçası bu seralarda. Burada ne yapıyorsunuz, neler üretiyorsunuz, nasıl geliştirdiniz diyelim. Evet, dediğim gibi 2016 yılına geldik ama aklımızda bu kadar üretmek yoktu açıkçası. Belki yani çok da üretmiyoruz şu anda ama çok hızlı bir şekilde büyümeye başladık. Çünkü ihtiyaç kendini doğurdu. Talep çok oldu. Talep çok oldu ve bir yere de artık yönelmemiz gerekiyordu böyle otur nereye kadar falan. Sonra işte bir sera, iki sera derken şimdi planda üçüncü sera var. O ayrı, o kışa doğru olacak. Burası domates seramız. Gördüğünüz üzere nefes alabiliyorsunuz seranın içinde. Çünkü ilaç yok. Solucan gübresi var. Onu da kendimiz üretiyoruz. Köklerini atıyoruz, içine atıyoruz. Yani bol olunca çok da kullanıyoruz solucan gübresini. Çünkü onu da dediğim gibi kendimiz üretiyoruz. Burası sadece domates serası. İki boy ektik biz domatesi. Aralarında yaklaşık 17 gün var bunların. Bunlar bugün ekildi daha. Fidelerini de kendimiz üretiyoruz kendi tohumumuzdan. Ve dün de işte çapasını yaptık, askıya aldık. Daha sonrasında da malçlamasını yapacağız. Yani yüzeyini samanla kaplayacağız tamamen. Bir dahasını astık, artık çapa da istemeyecek ve kendi karbonunu da sağlamış olacak toprağa. Ve de nemini korumuş olacak. İşte tahminimize göre Temmuz'un başı, Haziran'ın sonunda da buradan tanesi 1 kilo gelen domates elde edeceğiz. Kaç günde elde ediyorsunuz? Yani ekilişten... Ay onun macerası o kadar yoğun ki özellikle biberde 30 Ocak'ta biberlerimizi çatlatmaya başladık. Sonra sıcak yataklara koyduk. Ve fide yaparken tabii yani o yüzden daha bebeklik aşamasından başlıyor. Yani Ocak ayında başlıyor aslında serüvenimiz ve Nisan'ın işte 24'ünde buraya ektik. Hava durumuna göre de değişiyor. Geçen sene 15 Nisan'dı bu sene 24 Nisan oldu. 10 gün oynadı geçen seneye göre. Ve ne zamana kadar burada kalacaklar? Ekim'e kadar buradalar. Evet, sürekli de domates verecekler o zamana kadar. Sürekli de evet. Altlardan aldıkça üstleri verecek tabii. Sürekli toplayacağız. Bunlar İsrail tohumu falan değil arkadaşlar. Bunlar son derece kendi imkanlarıyla atalık tohumlar dediğimiz tohumlardan. Evet. Ve bunları sürekli hale getirmişler. Hep aynı şekilde üretime devam ediyorlar. Ve buraya şey oldu artık tohumlar. Buraya adapte oldular. O yüzden çok çabuk çimlenmeleri çabuk oluyor. Büyümeleri daha iyi oluyor. Hastalıklara karşı daha dirençli oluyor. Ve dediğim gibi hani buranın kendi şeyi haline geldi. Buraya artık uyum sağladı bu tohumlar. Evet. Ve kendine özgü bir hal aldılar. Şimdi adı üzerinde Dağ Köy. Yani biraz yüksek bir köy. Aynı zamanda iklim olarak da tabii ovadaki gibi bir iklime sahip değil. Şimdi seralar o amaçla yapılıyor zaten. Seranın dışındaki hava sıcaklığıyla içeriye girdiğimiz biraz zaman değişiyor. Şu anda ben terlemeye başladım evet, mesela. Ben iyiyim ama üzerinde yelek var. Çok da alışkın değilsiniz tabii haliyle. Evet. Ama ovada olsan şu anda hiç duramazsın. Değil mi? Yani, tabii. Ovada olsan hiç duramazsın. Ama müthiş bir hava var. Oksijeni bol. Evet, İçeride orman, full orman. Yemyeşil. Evet. Ormanların arasında bir köy burası. Ve güzel bir de şey yapıyorlar. İşte tarım yapıyorlar. Kendileri hem oyalanmış oluyorlar hem güzel bir yaşam, sağlıklı bir yaşam sürüyorlar. Evet. Hem de çevremizde paylaşıyoruz. Değil mi? Çok böyle para kazanma hırsımız da yok. Şöyle aslında evet
para gerekli mi gerekli, ama bunun için bu kadar çok hırsa gerek yok. Açıkçası ben bunları hani ürettiğim zaman, başardığım zaman onun tatmini bambaşka, onun doyumu bambaşka. Şimdi bu, ben şuna benzetirdim, ben de çiftçilik yaptığım dönemlerde bir bitki ekiyorsunuz, o toprağı çatlatarak yukarıya evet. çıkıyor. Santim santim, milim milim büyürken evet. onun o büyüyüşünü her gün fark ediyorsunuz. Evet, evet. Ve o artık ürüne döndüğü zaman, hasat zamanı geldiği zaman da bir çocuk yetiştirmişsiniz evet, gibi. Çok da değerli kesinlikle. Oluyor kendi yetiştirdiğiniz. Çok değerli yani. Oluyor ve etraftaki insanların bunu seviyor olması. Yani eğer kötü derlerse sanki benim çocuğuma kötü demişler gibi oluyor, ama şu ana kadar hiç kimse senin sizden aldığımız şey kötü çıktı demez. Çünkü biz kendimiz hani kendimiz içimize sinmeyen şeyi zaten bir başkasıyla paylaşmıyoruz. Bir de ticari bir ürün olarak üretmiyorsun zaten evet, bunu. Evet. Bunu kendin... Mesela şöyle diyeyim, hıyar yetiştirdik. Ne oldu? Bitlendi. Mücadelemiz de çok olmadığı için bir sera hıyarı söktük, attık. Evet. Bir kilo bile dışarıya vermedik. Kendi ihtiyacımızı bile hani zar zor karşıladık. Ama bunu yapabiliyoruz. Bunu çiftçinin bunu yapabiliyor olması gerekiyor zaten. Onun için de bir ekonomik güce sahip evet. olması lazım. Evet, evet. Şimdi bölgede esasında köylerde müthiş bir göç var. Yani genç nüfus olduğu gibi şehirlerde, fabrikalarda çalışmaya akın akın gitti. Bu da tabii tarımın bugüne kadar bu ülkede desteklenmemesinden, evet. ithalat yolu açılarak... Biz destek almadık zaten. Şu ana kadar mi? Devletten tek bir kuruş, bir desteğimiz olmadı. Yani köylerde tarımın bitirilmesiyle birlikte işte insan, genç nüfus da şehre göç ettiler. Burada insanlar bakın İstanbul'da yaşıyorlar, işleri var ve oradan kaçmak için, oralardan ayrılmak için geliyorlar. Buralarda kendilerine yeni bir yaşam formu oluşturuyorlar. Bu göç eden nüfusun da esasında kendi yerlerinde, yerlerini satmadan, etmeden, şehirde yaşamak bir şey değil, ünvan vermiyor insan. Aslında köyde üretim yapmak çok çok daha güzel, ülkeye çok daha büyük katkı sağlar. Ancak tabii devletin yanlış politikaları bu ülkede tarımın bitirilmesine neden oldu. Özellikle de bu ithal tohumlarla tamamen çiftçiliği dışarıya bağımlı hale evet, getirdiler. Evet, kesinlikle öyle. Ve şöyle bir şey var ki tohum canlıdır. Ve siz tohumu ektikçe onu çoğaltıyorsunuz. Biz 4 adet domates tohumuyla başladık ve şu anda binlerce domates tohumumuz var. Ve bunu etrafımıza da dağıtıyoruz. Bir fide verdiğimizde lütfen bunun tohumunu al. Yani kendin kullanmasan bile bir başkasına verirsin ve devamını sağlarsın bunu. Çünkü bunlar tekrar tekrar ekilebilen. Dışarıdan gelen tohumları çok fazla ekme şansınız yok. Çünkü genleriyle oynuyorlar ve o oynadıkları genler nedeniyle de bir dönem ekebiliyorsunuz, ikinci dönemden sonra artık onu ekemiyorsunuz. Dışarıdan tekrar para vererek tohum almak zorundasınız. Tabii bunlar daha dirençli fideler oluyor, daha dirençli sebzeler oluyor. Bu bölgenin. Onu aldığınızda mesela ben şunu anlayamıyorum. Köyde yani buradaki çiftçiler, köylüler gidiyorlar işte ziraatçıdan bir dünya fide alıyorlar. Fide alıyorlar. Yani senin toprağın var, sen burada yaşıyorsun. Şurayı katsan, şurayı ufacık bir yer yapsan, iki tane biber tohum alsan o zaten sana verecek fide olarak geri dönecek. Neden bunu gidip parayla alıyorsun? Ama öyle alıştırdılar, öyle teşvik ettiler. Öyle değildi çünkü, ama sonra artık alıştık. Uygulanan tarım hazır, politikaları insanları buraya doğru hazır itti. Hazır alıştık. Daha kolay, daha verimli gibi daha şeylerle. Daha verimli gibi ama onlar hastalığa inanılmaz açıklar. Aslında dirençleri bunlar kadar sağlam değil, lezzetleri bunlar kadar güzel değil. Ve neden hala onları tercih ediyorsunuz? Yani şu da bir gerçek. Eğer özellikle yakın köylerde, hani şehre yakın köylerde oturanlar bizim gibi. Bir yandan kırsalda çalışıp bir yandan da işinize gidebilirsiniz. Bu sizin için bir engel değil. Tuzla'da çalışıyordum 1,5 yıl ve her gün Tuzla'ya bizzat gittim geldim ve akşamında bahçemde çalıştım. 1,5 yıl. Çok kolay bir şey değil. Yani yolumuz bile yoktu. Çamur içindeydi yolumuz. Çizmeleri giydik. Yarı yola kadar gittik. Arabamız bozuldu. İttik. Yani evet zahmetli ama karşılığını ürün olarak alıyorsun zaten bunu. Yaşamak istediğin şeyi yaşıyorsun. Evet. Ve sağlıklısın, vücudun sağlıklı, kafan sağlıklı. Yani ya bir insan en azından kendi domatesini kendin üretip yemek kadar daha güzel bir şey yok. Evet, kentlerde, saksılarda insanlar balkonlarında ekip biçmeye başladılar.
tarımın önemini anlamaya başladılar. Hatta Cumhurbaşkanı da dedi ki her boşluk bulduğunuz yeri bir şey ekin, evet. Bir şey ekin. Bu ama her yeri betonlaştırdınız arkadaş, ekecek yerde bırakmıyorsunuz. Ve egzozun içerisine ne kadar ekersen ek, evet ek, mutlaka ek ama ne kadar sağlıklı olacak gene o da var. Elbette hatta yani ana yollar buralara yaptıkları örneğin Kuzey Marmara otoyolu. Bu bölgedeki tarımı çok etkiledi. Aşağıda yine ovada yapılan bir demir çelik fabrikası var. Şu tarafta İzaydaş var. Buradan çıkan baca gazları bölgedeki tarımı çok etkiledi. Tarımı etkiliyor. Biz biraz daha yüksekteyiz, daha tepedeyiz, daha orman içindeyiz, daha korunaklıyız. Ama lütfen gelip de talan etmeyin, gelip de beton yapmayın. Yol istemiyoruz artık, yoldan vazgeç. Yol istemiyoruz, yola ihtiyacımız yok. Hakikaten de çok da ihtiyaç yok. Bu tarım alanlarının yok edilip yol yapılması, fabrika yapılması, çok, betonlaşması. Yani şu ormanı yok edip yol yaptılar. Benim ya o zaman 6 yaşında olan kızım ağlamaya başladı. Dedi ki sincaplar nerede yaşayacak? Sincapların evini kesiyorlar. İleride bir yerde çekim yaptım geçen yıl. Yine bu şantiyelere yakın bölgelerde çıkan toprakları, ağaçları üzerine getiriyorlar, döküyorlar. Ve orada belki 10 katlı bir binanın olabileceği tepeler yaratıyorlar. Ama altta oldukça geniş bir alan, en az yani 50 dönümle tekabül eder. Toprak doldura doldura pek çok bölge var bu şekilde. Evet. Ve ormanı ne yapıyorlar? Yok ediyorlar. Burayı da kendilerine arazi açıyorlar. Bakın ormanlık statüsünden çıkıyor burası. Evet. Ve dur diyen yok, denetleyen yok, burada ne yapıyorsunuz diyen yok. O yüzden halk olarak bu bölgenin halkının esasında bu topraklarına, sahip ormanlarına sahip çıkması lazım. Çünkü o kadar rahatlar ki ranta açılıyor. Onlara yol geçtiğinde para veriyorlar ve onlar ücretli köle olarak şehirlere göç ediyorlar. Ama o paralar biter. O paralar biter ve senin dönecek bir toprağın kalmaz. Geride bir beton yığını kalır. Geride bir beton. O da sizin karnınızı doyurmaz. Ve bu ülke böyle bitiriliyor. Bitirilir. Bence. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ay, yani, çok yaramız çok. Evet, dertlendik, biraz hüzünlendik. Memleket böyle olmasın. Ama topraklarınızı satmayın. En azından topraklarınızı satıp da kente göç etmeyin. Kentte o duvarları yemeyeceksiniz aç kalınca, o kapıları yemeyeceksiniz aç kaldığınızda. Ki emarelerde gözüküyor. Evet. Yani bu açlıkla korona, karşı karşıya süreci, geleceğimizin emarelerde gözüküyor. Gözüküyor maalesef. Dışarıdan ithal ediyoruz buğdayı dahi. Evet. Yani mercimek, nohut, bu tür şeyleri dışarıdan ithal ediyoruz. Halbuki kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiydik. Ve o zaman da bu dışarıdan gelen tohumlar yoktu, kendi tohumlarımızda. Evet. Şimdi yani öyle bir şey ki toprağı çoraklaştırıyorsun. Ya nasıl dönüşecek açıkçası gerçekten çok zor. Para veriyor, gidiyor kimyasal gübre alıyor, atıyor tamamıyla tuz. Ve toprağına tuz veriyor, o azot. Yani diyoruz ki bak bu bitki bunun bu kadarına ihtiyacı yok bu bitkinin. Atıyor, sonrasında o yeraltı sularına karışıyor, havaya karışıyor. Ve köylülerde artık kanser oranı inanılmaz fazlalaştı. O kimyasalı kullanıyor, kendini de kanser ediyor, verdiği tüketiciyi de kanser ediyor. O topraktan gelecekte çıkacak olan ürünleri de zehirliyor. Ürünleri de kanser ediyor, yeraltı sularını da kirletiyor. Yani bu tamamen birbirleriyle bağlantılı. Bir yerden başlamak gerekiyor ama. Yani biz ilk geldiğimizde küçümsediler, ya ne yapıyorsunuz siz işte o ilaçsız olmaz, gübresiz olmaz. İlk yetiştirdiğimiz karpuz tabii ki şu kadar bir karpuzdu. Yani yağmur yağıyor, taşlaşıyor toprak ve toprak ölü. Toprağın dönüşmesi zaman alıyor. 5 yılın, 4 yılın sonunda ancak toprak birazcık olsun nefes almaya başladı ama daha bu bile yeterli değil. Ki bize çocukluğumuzda okuduğumuz kitaplarda öğretilen bir şey vardı. Nadas diye bir şey öğretirlerdi. Bir sene ektiğin aynı ürünü aynı yere bir daha ekme. Hatta bir sene nadasa bırak, bir sene sonra ek gibi. Bize okulda, ilkokulda verdikleri bilgilerdi bunlar. Bugün artık bu bilgileri hiçbir yerde vermiyorlar. Ziraat fakültelerinde de öylesine sanayiye dayalı bir tamamen tarım. İlaç, tamam onların tabiriyle ilaç, bizim tabirimizde zehir. Zehir nasıl kullanılır, hangi şeyleri kullanılır? Ya zehirsiz oluyor, zehir yok işte burada. Bu serada nefes alabiliyorsunuz. Serayı kurmamızın sebebi de zaten söylemiştim. İklimden dolayı, yağmurlardan dolayı daha kontrol altında tutabildiğimiz için. Ve dışarıya da aynı ürünü gene ekiyoruz zaten. Evet, bitkiyi koruma amaçlı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şöyle gelin isterseniz, çamur olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi Necla Hanım bakın hasadını yapıyor bir yandan. Bir yandan da önümüzdeki süreçte yapacaklarının hazırlığını yapıyor. Ekiyor, ekilmiş, bakımını yapıyor.
Önümüzde arakalar var, kasalarla toplanmış. Bunlar şimdi pazarlanacak. Tabii bunların sahipleri belli. Nereye gideceği belli. O süreci anlatacak şimdi Necla Hanım. Evet Necla Hanım, bu kadar emekten sonra artık bir şekilde de metaya dönüşmesi lazım. Şimdi şey üretmek, daha doğrusu üretirken planlamak gerekiyor. Evet. Evet, ben üreteceğim ama bu benim toprağımda kalacak mı? Ben bunu satabilecek miyim? Ben bunu kime verebileceğim? Yani tüketicisi kim olacak bunun? Aynı zamanda bizim tüketicilerimiz, türeticimiz de. Yani bize destek olan, imece yapan, gelip hani toplamasından, hasatından da dönem dönem gelen ve en önemlisi de bizi denetleyenler. Kolektif bir çalışma yöntemi değil mi? Yani sanki biraz kolhozlara benziyor. Evet. Aynı zamanda bizi denetlemeleri çok güzel bir şey zaten. Dönem dönem gelirler ve yerinde görürler, denetlerler ve böylelikle de aramızda bir güven ilişkisi oluşuyor. Evet. Biz kime ne verdiğimizi, kime ne kadar vereceğimizi üretirken aslında biliyoruz. Ona göre üretiyoruz. Dolayısıyla hani fazla bir şey elimizde kalmıyor. Fazla elimizde ürün kalıp da bunu ne yapacağız, tarlada kaldı demiyoruz. Çünkü baştan dediğim gibi planlamasını ona göre yapıyoruz. Kooperatifler var. Özellikle İstanbul'da çok gelişti. Gıda üzerine olan gıda kooperatifleri var. Tüketici kooperatifleri var. Ve gıda toplulukları var. Belli belli semtlerde işte 5-10 kişinin bir araya geldiği, aylık olarak ya da haftalık olarak siparişlerini verdikleri yerler var. Ve bu insanlar, daha doğrusu biz bunlara ulaştırıyoruz sebzemizi de. Şu anda da işte Saküda'ya dahil olduk. Sakarya Küçük Üreticiler Birliği. Sakarya çok yakınımızda. Orada işte ekmek üreticimiz var, tahıl üreticimiz, işte kozmetik üreticimiz, et, yumurta üreticimiz ve gene işte bizim gibi sebze üreticimiz var. Ve haftalık olarak İstanbul'dan gıda topluluklarından, kooperatiflerden siparişlerimizi alıyoruz. Ona göre de siparişlerimizi gönderiyoruz. Yani kime ne vereceğimiz, kaç kilo vereceğimiz hepsi burada belli. Yani ürünüm elimde kalacak, ben bunu satamayacağım, değerlendiremeyeceğim gibi bir tasa yok. Yok. Çünkü aranan bir ürün. Aynı zamanda doğal koşullarda üretildiği için pazarı da mevcut. İstanbul gibi bir yerde, milyonlarca insanın yani yaşadığı bir yerde de. Sadece İstanbul diye düşünmeyelim. Kocaeli'de de bizim tanıyanlarımız var. Kocaeli'de de çok talep var. Bursa'da da çok talep var. Dediğim gibi zaten baştan üretmeden önce size güvenmeleri çok önemli. Yani bu anlamda bir insanın zaten önce kendine dürüst olması gerekiyor. Biz kendimize dürüstüz, içimiz rahat. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde sebzemizi üreticiyle, tüketiciyle buluşturabiliyoruz. Tabii bu buluşturma esnasında bu ürünlerin taze olarak bozulmadan tüketicinin eline geçmesi de çok önemli. Bunu da herhalde o üretici birliği vasıtasıyla mı sağlıyorsunuz? Tabii yani ya kargoyla gönderiyoruz, bir gün sonra ellerinde oluyor ya da işte Saküda'yla, o hemen yarın araç çıkacak, araçla beraber bu akşam araç alacak bunları. Biz kilo kilo hazırlayacağız, araç alacak ve sabah Sakarya'daki ürünlerle beraber İstanbul'da yerine ulaştırmış olacak. Tüketiciye, nihai tüketiciye ulaştıracak. Evet, son yani arada aracı yok. Direkt bizden, tüketiciye gitmiş oluyor ürün. Yani kaç tane kanal dolaşmıyor arada. Esasında köylü pazarları da var. Yani çeşitli İzmit'in ilçelerinde belli günlerde kurulan köylü pazarları var. Ama ben bu organizasyonun çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi köylü pazarları evet var, olmalı da ama köylüye ne kadar güveneceğiz? Yani bir de halden alıyor, ıspanağı getiriyor, orada köy ıspanağı diye de satıyor. Ya da ilacı kullanıyor, zehiri kullanıyor. Birçok tanıdığımız var ki, yani diyor ki ben bunu kendime arka bahçe yaptım, arka bahçeme fideyi sizden almak istiyorum. Diğer bahçeye ne kullanıyorsun? Diğer bahçeye dayıyor zehiri ve onu alıyor. Ondan sonra işte ürünüm elde kaldı da 1 liraya satıyorum da 25 kuruşa satıyorum da tüh satamadım da alıyor onu. Ya kendi çocuğuna yediremediğim bir şeyi bir başkasının çocuğuna yedirmeye nasıl için el veriyor? Tabii bu bilinçli üreticiyle ilgili bir şey. Bence bu köylü pazarları yeniden bir yapılandırılmalı. Evet. Artık organik pazarlar haline dönüştürülmeli. Bunun da denetimi yapılmalı. Evet. Yani denetlemeden dediğimiz gibi ben buna çok gözlerimle de şahit oldum. Halden aldığı ıspanağı getirip orada küfelere koyup küfelere koyuyor. Yani köyden getirdiğimiz belli olsun diye, yani köylü küfeyle getiriyor ya, küfe diyoruz.
Orada ıslayarak işte bunu bir de 1,5 misli fiyat farkıyla köy ıspanağı diye satanlara da çok şahit olduk. Şöyle şeyler olmaya başladı. Dağköy'de ne değişti? Biz buraya geldikten sonra Dağköy'de artık çevremizdeki insanlar bir bize güvenmeye başladılar. İki, artık ne kattın dediğimiz özellikle genç kadınlar ve kadınlar çok değerli. Kadınlar işin farkındalar. İlaç katmadım diyor. Zehir katmadım ben buna diyor. İşte hayvanımın gübresini aldım kullandım diyor. Bak benimki de çok temiz diyor. Bak ben de şöyle ürettim diyor. Tamam sen de böyle üretmeye devam et. Biz seni destekleyeceğiz. Gıda topluluklarıyla tanıştıracağız seni. Onlar da senin elinden ürününü alacak. Seni denetlemeye gelecekler. Ve senin de elinde ürünün kalmayacak. Kadınlar da böylelikle geçimlerini bahçeden sağlamaya başlayacaklar. Aslında belediyelere burada çok büyük bir görev düşüyor. Yani İzmit, Kocaeli bölgesinde bu tarımı siz yapıyorsunuz. Kocaeli'de İzmit'e bağlı bir köyde yapıyorsunuz. Ama bu ürünleri daha taze bir şekilde tüketiciye ulaşması için kentteki bir organizasyon çok daha faydalı olur. Yani buradan İstanbul'a gideceğine, İstanbul'un köylerinde de bunlar hayata geçirilsin. Oradaki insanlar da oradaki tarım alanlarını değerlendirsin. Ama burada üretilenler de İzmit'te değerlendirilir. Mesela İzmit halkı faydalansın ama belediyenin elinde böyle bir organizasyon yapmak bence önümüzdeki planlarına bunları koymalılar ve hakikaten hayata geçirmeliler. Hatta belediyelerin arazileri var. Bütün köylerde. Köylerden kentlere göç eden insanlar var. Bunları geri döndüreceğiz diyorlar. İşte göçen genç nüfus yeniden köye geri dönmeli diyorlar. Ama bir imkan olarak bu hazine arazileri insanlara sunulursa gelin altyapısını biz hazırlayalım. Siz de burada üretin. Pazarlamasını da biz yapalım. Çünkü belediyenin organize etmesi çok daha kolay. Evet. Bu daha mantıklı olmaz mı? Yani destek açısından. Ya tabii ki belediyeler yereldeki üreticileri desteklemeli, özellikle köylü küçük üreticiyi desteklemeli veya tarım işte, krediden vazgeçtik de bari onlar desteklesin. Aynen tarım kredi zaten bambaşka bir boyut, o artık hiç adı bile anılacak bir halde değil, tamamen köylünün tepesinde maalesef. Kızılay gibi oldu. Yani o kadar şey evet yani kötü tarım kredi kooperatiflerine borçlanıp da tarlasını satan birçok köylü var maalesef. Bir kooperatif böyle olmamalı. Kooperatifçilik bu olmamalı zaten. Evet, belediye hibe etmeli, desteklemeli, özellikle şehirdeki özendirmeli. Özendirmeli belediyenin bir görevi de yani ama şu var, zehir kullandırmadan. İşte yani temel amaç bu zaten. Evet, zehir kullandırmadan. Yani bir yandan üret ama ben senin gübreni vereceğim dediği zaman o iş olmuyor işte. Ya da ben senin ilacını vereceğim dediği zaman bu başka bir şey oluyor. Evet. Dediğiniz şey çok doğru. O zaman organik tarım değil farklı daha bir şey, çok ticari tarım. O ilaç firmalarını, o zehir firmalarını desteklemiş oluyorsunuz. Siz belediye halkını desteklemiş, işte üreticini desteklemiş olmuyorsunuz. Örneğin pek çok belediyenin projelerinde seçilmeden önce halka söyledikleri, verdikleri sözler var. Hobi bahçeleri de bunlardan bir tanesi. Aslında bu hobi bahçelerini organik tarım bahçeleri adı altında yapılabilir. Emeklilere böyle bir dönümlük yerler verilebilir. Belli ürünleri organik yetiştirin, bunları pazarlayalım. Siz de kazanın denilebilir. Aslında bu hem toplumsal hayata bir ekonomik katkı da sunar. Hem bir meşgale olur, hem bir uğraş olur, hem de doğru bir şey yapmış olunur. Evet, tabii ki. Ama bu bir boyutu ama öncesinde kendi köylüsünü, kendi oradaki küçük üreticiyi desteklemesi çok daha kıymetli. Yani ona eğitimler vermesi, teşvik etmesi bana kalırsa çok daha kıymetli. Evet, hobi bahçeleri olabilir. Kente çok yakın bölgelerdeki hobi bahçeleri olabilir ama o sadece o ailenin beslenmesini karşılayabilir. Yani geniş bir kentin beslenmesine çok bir katkı sağlayamaz. Daha geniş alanlar lazım. Ben şöyle bir şey önermiştim. Köylerde okullar var, terk edilmiş vaziyetteler. Eski o binalar halbuki Cumhuriyet'in çok önemli değerlerinden bir tanesi. Pek çok insan yetiştirdi bu memlekete. Ve boşlar, atıllar, buraları dediğiniz gibi organik tarım üretme merkezleri haline getirilebilir. Orada köyde kalanlar, köyde tarım yapmak isteyenler örgütlenerek o yapı orada yeniden hayata geçirilebilir. Hem de o binalar çürümekten, ahır olmaktan, samanlık olmaktan kurtulabilir. Aynen. Pek çok gönüllü de gelip buralarda eğitimler çalışmaya, gönüllü olarak evet, eğitim gönüllü vermeye. Oralara eğitim verebilir. Tabii ki bu yapılması gereken şeydir.
teşvik açısından da iyi olur. Şu daha şey, yani belediyeler, yereldeki belediyeler çıkıp şunu demesi gerekiyor üreticiye. Arkadaş, gübre kullanmayacaksın, ilaç kullanmayacaksın. Bunun yerine şunları, şunları, şunları kullanacaksın. Hepiniz büyükbaş hayvancılık yapıyorsunuz. İki tane de olsa ahırınızda ineğiniz var. Solucan gübrenizi üreteceksiniz. Solucanınızı ben veriyorum. Şöyle üreteceksiniz diye de eğitimini veriyorum. Yani ekolojik şartlarda üreteceksin. Geleceğe bir şey bırakman gerekiyor. Geleceğe temiz bir toprak, temiz bir hava, temiz bir su bırakman gerekiyor. Bunun devamlılığı var. Ve ürettiğin her şeyi hiç aracısız ben alıyorum. Halkımı da temiz besliyorum. Seni de ekonomik olarak güçlendiriyorum. Toprağımı da temizliyorum, havamı da temizliyorum, suyumu da temizliyorum. Geleceğe de temiz bırakıyorum. Geleceğe bu toprakları da temiz bırakıyorum demesi gerekiyor belediyenin. Çok doğru. Hakikaten yaşamı belediyelerin örgütlenmesi çok daha kolay, örgütleyebilmesi çok daha kolay. Ellerinde imkanlar var. Kesinlikle. Ve bir ağ var ellerinde. Kesinlikle. Onu çalıştırırsalar çok kolay bir şekilde hiç bunu hayata şey geçirebiliriz. Bugün evet yapıyorum dediği zaman yarın bu işe başlayabilir ve bütün özellikle köydeki kadınlar, o zaman göreceksiniz ki toprağını satanlar pişman olacak. Bir kısım toprağı olanlar geri dönecekler. Ve artık burada üretime başlayacaklar. Dönmek isteyenlere de belediyenin yerleri dönmek var. Dönmek isteyenlere oradan, de belediyeler. Yani yeter ki dönmek istesinler. Yer illaki çıkacaktır zaten. Evet, biz Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey'e ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım'a diyelim ki bazı projeler yaptık diyorsunuz ama çok da altı dolu değil bu projelerin. Zaman zaman eleştirel yazılarımız da oldu. Bu konularda neden altı boş dediğimizde anlattık. Halbuki altını doldurmak, sağlıklı bir toplum yaratmak sağlıklı gıdalardan geçiyor. Ve kent halkını da en doğal yollarla beslemek, havasını kirletmeden, denizini kirletmeden, suyunu kirletmeden, yaşamı öldürmeden, yaşamı yeniden sağlıklı bir şekilde kurmak zaten sizin birincil göreviniz. Bunu da işte bakın burada bu insanlar yapmaya çalışıyorlar kendi ellerindeki imkanlarla. Gelin siz de eğer gerçekten böyle bir şey yapmak istiyorsanız, niyetiniz gerçekten temiz olarak bu ise, reklam değil ise, gelin bu insanlarla beraber yeni bir yaşamı birlikte kuralım derim. Çok teşekkür ederim ben size. Hakikaten çok güzel bir şey yapıyorsunuz. İnsanlık adına tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.